Merhaba arkadaşlar. Bugün hava az güneşli. Zaten kış. Ara sıra sulu kar yağıyor. Şimdi şeyden bahsedeceğim. Bu küçük merhaba arkadaşlar. Küçük yemlerden bahsedeceğim. Jig. Ondan sonra böyle transparan, yani baktığınız zaman şeyi görüyorsunuz, öbür tarafı diyelim, yani transparan böyle. Bunlarla ben at check yapacağım. Ara sıra şey deneyeceğim. Drop shot'ı deneyeceğim. Çünkü çok oynak bunlar. Ama ben şimdi size drop shot'tan ziyade böyle şeffaf şeyleri yakın yerlere atmak, çekmek gibi konuşacağım. O kadar çok enteresan şeyler var ki. Yemler, suni. Hangisinden başlayacağımı ben de bilemiyorum. Hani açmak da istemiyorum, bozulmasın kokuları diye. Neyse. Drop shot iğnesi kullanıyorum. 2 numara. Buna. Şimdi ben art check yapacağım. Ne için? Sudak ve perç. Tatlı suyu konuşuyorum. Yalnız tatlı suyu konuşurken bunu hani denizde kullanılmaz diye bir şey, örf de yok. Hiçbir şey yok. Kullanabilirsiniz ve netice de alırsınız. Ben buradaki deniz şey olduğu için tatlı, yani acı su, tuz oranı binde 5 ila 7 arasında değişiyor. Yani çok az. İzmir, İnciraltı, yine İnciraltı'nı konuşuyorum, binde 38 ise. Yani o derece fark var ve tatlı su balıkları bizim bu Baltık Denizi'nde, diğer denizlerimizde de yaşıyor, Finlandiya'da. Bu size iyi bir bilgi olsun. Unutmayın. Yani Fikret palavra atıyor. Ondan sonra deniz, göl balıklarını denizde tutuyormuş filan demeyin. Ayıp. Şimdi ben bunları böyle bir mafsallı zoka ile, yani siz ona alışmışsınız, jig head diyorsunuz, öyle diyelim. Bunu ben drop shot yaptığım zaman biliyorsunuz buradan geçiriyor, buradan çıkarıyor. Rus. Şöyle. Şu şekilde kalıyor. Zaten oynuyor bu. Şimdi kamışı biraz oynak alma ama şey olması lazım. Biraz sert. Böyle oynuyor bu. Her zaman kapar. Yani balık varsa %1 milyon. Yani düşün artık ne kadar şey attım. Bunu ben şimdi öyle Çin'e önce ölçüyorduk ya. Nereden çıkacak diye onu da yapalım. Böyle yere koyayım, daha iyi görürsünüz. Diyorum ki bu buradan çıkacak. Şimdi kalem de yok. Oradan çıkacak. Peki. İşaretledim sözüm ona. Fazla havaya kaldırmayayım. Başka yerde gözükür sonra yine. Bunu mümkün olduğu kadar ortadan sokmaya bakın. Yani kenara geliyor. Buradan görüyorum. Küçük olduğu için biraz şeydir, yani pür dikkat ister. Buradan böyle çıkartıyorum agalar. Bu aga kelimesini nereden alıştım ya? Bir aga radyosu var, acaba oradan mı geliyor bana? Aga radyosu, aga televizyonu falan var galiba.
Bunu da arkadaşlar 5 gramlık atçek mafsallı oluyor. Yani articulated oluyor Türkçesi, yabancı dili. Articulated. Bunu da biraz daha içine sokuyoruz. Fazla değil. Biraz daha. Ha gayret. Tamam. Bakın arkadaşlar nasıl oldu. Yani bunu attığımız zaman emin olun şeffaf olanlara hemen atlıyor. Şeffaf. Bunu böyle yaptık. Bu iki numara iğne bunun için mühim. Yani mühim olan zaten bu yarısını geçmemesi lazım şeyin. Yemin. Oho. Burada da yarısını geçmiyor. Bu gayet oynak. Buraya şu uca biraz şey yapıştırırsak tutkal çok az. Yani balık hemen bunu koparmaya bakmasın. Zaten biraz zor çıkartır da. Bunu iyicene yerleştirelim böyle. Böyle. Bu şekilde. Şimdi mesela iğnemiz şey oldu. Körlendi. Taşa takıldı. Kurşunu atmaya lüzum kalmıyor. Kurşunlar artık pahalandı. Bunu buradan çıkartıyorsunuz. İğneyi değiştireceksiniz. Hani iğne diyelim ki değişecek şimdi. Buradan çıkartıyoruz bunu. Yeni bir tane takacağız. Başka değişik. Alternatifler bol şimdi. Ha, bu aynı. Bunu geçen sonbaharda denemiştim. Deneyenler de vardı yanımda. Renk arıyor balık, renk. Bir de boy. Büyük boy nanay. Belki bu sene büyük boya da danacak. Belli olmuyor ki bu balığın işi. Almada mühürlemişler ha. Sanki şey olacak. Kira verecek bir yere. Böyle küçük yavruları çok seviyor ya. Bakın nasıl parlıyor. Şuraya bakar mısınız? Halogen sanki var içinde. Yine bakın yine iki numara diyorum. Daiichi'yi tavsiye ederim bulursanız. Süper keskin. Yine ölçüyoruz arkadaşlar. Diyorum ki bu buradan çıkacak. Şöyle bakıyorum. Ortaya yakın yerde. Yalnız bunu iterken yani geçirirken buraya ağzından dikkatli yapalım. Ortadan girmeye baksın. Sağa sola kayıyor çünkü görüyorum. Yine var buradan geçiriyoruz. Bunu bu şekilde oldu bakın. İyi değil bu. Bunu böyle alıyoruz. Tekrar biraz ileri itiyoruz böyle. Şimdi tam oldu. Böyle. Tık. 5 gram bu bayağı uçar. Gider yani. Tam benim istediğim bölgeler için. Bir de bunlar pahalı bu şeyler, ciketler. Bir de bir Rus bir arkadaş var. Şöyle aynı bunun vazifesini görüyor. Böyle hazırladı. Bir kere bana göndermişti. Ben çok beğendim. Kendisine teşekkür ettim uyanık olduğu için. Şimdi adam bunları bir torbayı 12 sente filan satıyor. Haberiniz ola. 12 sent. Şimdi bunu buradan çıkarıyor. Öyleydi galiba. Evet. Bunu buradan çıkarıyor.
Diyelim ki ben şeyi değiştiriyorum, yemi. Görüyor musunuz bilmiyorum ama bunlar çok ufak şeyler olduğu için belki gözükmeyebilir. Şuradan geçiriyoruz. Deliğini bulursak tabii. Çok basit yaptı çocuk bunu. Rus kafası. Çalışmaz diyoruz ama hariflerde çalışıyor bayağı. Bunu buradan geçiriyoruz arkadaşlar. Buyur. Biraz daha itelim. Ben olsam bunlardan alırım. Yani bakın. Şöyle koyayım da daha iyi görürsünüz. Şöyle koyayım. 5 gram veyahut 3 gram. Tam sizlik için, böyle ufak şeyler için. Bu çatal kuyruk bu. Bu da çatal kuyruk. Fakat bunu böyle çekerken mesela titreterek çekerseniz güm diye atlar. Ben olsam bu kurşunlardan alırım. Yani şey bakın yani cikhet diye bakın. Çok ucuz. Dünya bunlar şey Dölaland Fransız kaç geçirme kazık. İyi yapmışlar ama bu daha iyi. Yani mesafe yok yani böyle arada. Fazla mesafe yok. Yani bu böyle kullanın. Yani iğneler şimdi pahalı. Kurşunlar pahalı. Her şeyler pahalı. Benim yazın en çok tuttuğum balık tuttuğum perç olsun, sudak olsun bu renk. Bunu bu 2 numara zoka. Ben burada 3 numara zoka kullanıyorum ve bunu Çin'den getirtiyorum arkadaşlar. Çin'den. Çin'de çok ucuz. Nakliyat almıyor. Bakın üstü nasıl şey. Sonra bu transparant böyle. Yani bu tarafı baktığınız zaman şöyle. Bunu balık çok seviyor bu transparant olan şeyleri. Dayanamıyor. Hele beyaz olunca felaket alıyor. Paramparça yapıyor yalnız bunu 20 balıktan sonra. Ben bunu biraz boyuyorum. Tuşlu kalem diyorsunuz ona. Yani keçeli kalemle şöyle biraz sürüyorum. Parmağımla dağıtıyorum onu hemen. Altına da biraz kırmızı o kadar. Şimdi 3 numara iğne olmadığı için denemek istemiyorum. Ama bu ufakları konuşmak istemiştim ilk önce. Varsa dayeti kullanın veyahut da buna benzer iğneler. Çünkü bu dayeti Owner'dan veyahut o Owner ayarından yahut da Owner'dan daha keskin bir iğne. Benim anlatacaklarım hepsi bu kadar arkadaşlar. Bunlar da örnek. Japon malları Çin'de satılıyor. Onu da söyleyeyim. Bunlar. Bakın bunlara sahip olun. Bunlar çok ucuz. Yani tahmin edemeyeceğiniz kadar ucuz. Kendinizin yapmasına kendi kendinizle müsaade bile etmezsiniz yani. O kadar ucuz. Yani bunlar yok. Bilgi yok. Ben şimdi size bilgi aktarımında bulunuyorum arkadaşlar. Şey yapmayın. Kendi kendinize çok para harcamayın. Bunlar iğneler evet pahalı. İyi iğne. Ona bir şey diyemeyeceğim ama şu kurşun kafası o kadar ucuz ki emin olun. Yani kuruş ya. Benden bu kadar arkadaşlar fazla tutmasın. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar.